Hazırsın. İstanbul Onur Yürüyüşü 90'lı yıllardan bu yana devam ediyor. Özellikle 2000'li yıllarda katılım sayısı çok arttı. Yani Türkiye'deki bütün LGBT artılar Onur Yürüyüşü'ne neredeyse katılır ve şenlikli bir şekilde eğlenir oldu. Özellikle 2013'teki Gezi Parkı'nın olduğu dönemdeki, Gezi Hareketi'nin olduğu dönemdeki yürüyüş çok kuvvetliydi. Neredeyse 100 bin kişi katıldı. Ancak 2015'ten itibaren Onur Yürüyüşleri yasaklı. Gezi Hareketi de LGBT hareketin en görünür olduğu ve toplumsal meşruiyetin de en doruk noktaya ulaştığı bir döneme tekabül etti. Ülkede LGBT'lerin de sorunları var diye tartışmamış, gündemini almamış birçok örgüt, birçok kurum, birçok dernek. Evet, artık bu konuyu da tartışmalıyız. Kendi işimizde biz de bu konuda bir söz üretmeliyiz demeye başladılar. Ve zaten 2013 yılındaki Onur Yürüyüşü de Türkiye topraklarındaki en kalabalık ve en coşkulu onur yürüyüşlerinden biri olmuştu. Daha başlangıç, mücadeleye devam. Ben slogancıydım 2003 sonra 2013 senesindeki Onur Haftası yürüyüşünde. İstiklal'de yürüyemedim. Çünkü kortej de yürüyemedi. Çünkü kortej oluşamadı. Çünkü bütün İstiklal doluydu. Muhteşem bir gündü. LGBT hareketi 2013 yılındaki Gezi sürecinin sonuyla beraber oluşan bu atmosferi, bu politik birikimi sonraki yıla da taşımış oldu. Ve 2014 yılına da baktığımızda yine coşkulu bir onur yürüyüşü görmüş olduk. LGBT haklarının diğer insan haklarından ayrı bir varoluşturu olmadığını kanıtlamak için LGBT'lerin de tüm Türkiye'de haklarının tanınması için burada varız. Var olmaya devam edeceğiz. Normalde sokakta böyle gezemiyoruz ama şu anda bu şekilde geziyoruz. Çoğu insan buna bir karnaval, bir eğlence olarak görüyor. Aslında bu bizim kendimizi ifade ediş biçimimiz. Biz de eşcinseliz ve bu bizim en güzel günümüz, en büyük günümüz. Böyle olduğumuz için gururluyuz, o yüzden onur yürüyüşündeyiz. Bu kadar sevildiğimi düşünmemiştim hiç. Yani 14'te yürürken İstiklal'de bu kadar bu ülkenin buna hazır olduğunu veya kabul edilebilir olduğunu hiç düşünmemiştim. Kabul edilebilir olmak zorunda hissetmek mesela beni çok incitiyor ama hani onu orada görmek beni tatmin etmişti. Çok böyle psikolojik bir doyum yaşamıştım. 15 o yüzden en büyük hayal kırıklığımdı. Yediğim hiçbir biber gazının veya işte sokakta o ara sokaktan öbür ara sokağa kovalanmamın fiziksel olarak bir acısını hissetmedim. Psikolojik acı çok büyüktü. Birdenbire plastik mermilerle bize saldırmaya başladılar. Eminim birisine telefon geldi ve çatır patır ortalık karıştı. İlk saldırı olan seneden bahsediyorum. Devletin ve bir sürü grubun, işte İslamofaşistlerin, gericilerin, yobazların, radikal Müslümanların vesaire vesairenin artık dikkatini çekti. Yani görmezden gelinemeyecek bir kalabalık vardı. Dolayısıyla devlet 2015'te saldırma yöntemini seçti kendince bir şeyler gösterebilmek için. Sonrasında ne değişti? Sonrasında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan zaten o yakınlığı diyeyim, işte o flörtü diyeyim zaten son buldu. Avrupa Birliği'ne girmek, ona uyum sağlayacak bir takım değişiklikler, yasalar yapmak gibi bir derdi olmamaya başladı artık Türkiye hükümetinin. Devletin saldırmasının en büyük etkenlerinden biri bence o seneki Pride'dı. Çünkü artık ellerine bayrak alıp gökkuşağı bayrağını alıp sallayan bir avuç ibne yoktu. Artık 100 bin kişilik bir kitleden bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de sokağa 100 bin kişi çıkarabilen toplumsal hareket kalmadı. Dolayısıyla artık LGBT bir tehdit haline geldi bence devlet için. Ve 2015 yılında onur yürüyüşüne getirilen ilk yasak da bence bu sebepten oldu. Belki de işte o etrafı dağıtarak renkli kıyafetlerle yürüyen bir grup ibne olabilirsiniz. Ancak siyasete karışmayın deniyordu. Çok böyle umudumuzun yüksek olduğu zamanı hatırlıyorum. Özellikle mesela 2016'daki Dağılıyoruz döneminde. Bugün bu basın açıklamasını okumamızın sebebi 14. LGBTİ artı onur yürüyüşünün yasaklanmasıdır. Dağılıyoruz dendiğini ben ilk etapta anlayamadım. Ve dağılamayız.
dedim. Dağılmamalıyız. Herkes kendi imkanınca, kendi bulduğu mekanda, kendini şey yaptığı, uygun gördüğü yerde online olarak Onur Haftası metnini okudu, basın açıklamasını okudu. Hiçbirisi de polis tarafından engellenemedi. Her yerde kendimiziz. Her yerde eşcinseliz, her yerde LGBT'yiz. Ve bu o yüzden dağılıyoruz sloganı. Bence o yüzden çok kıymetliydi. Dağılıyoruz. Daha güçlüyüz. Daha kalabalığız. Daha gürültülüyüz. Bizden korkmakta haklılar. Çünkü örgütleniyoruz. Biliyoruz. Belki sadece birbirlerinin onur gününü kutluyorlardı. Ancak yine de polis gelip sadece orada işte barda bira içen insanları, keşelerde oturan insanları taciz etmeye başladılar. Ancak gördüm ki bu iki senede de yok gitmiyor insanlar. Yani LGBT'ler biz bugün burada olacağız diyor. Tabii ki 15 Temmuz'daki darbe girişimi bütün Türkiye'deki siyasi düzlemi değiştirmiş oldu, kaydırmış oldu. Ve sonrasında ilan edilen o halde aslında en çok zarar verdiği, en çok vurduğu gruplardan biri de LGBT'ler oldu. İşte o sivil alanın daralması diyoruz ya, yani gerçekten fiziki olarak yaşadık biz bunu. İstiklal Caddesi'ne çıkabildiğimiz, ardından İstiklal Caddesi'nin kapatıldığı, sonrasında gerçekten caddeye gidecek bütün yolların kapatıldığı ve böylece bir eylem yapılmasının, işte Onur Haftası'nda yürüyüş yapılmasının engellendiği bir döneme girdik. Öyle bir ötekileştirme yapıyorlar ki, yani bu hükümetin hep yaptığı bir şey. Yani eğer feministseniz, muhalifseniz, Kürtseniz vesaire hainsiniz. Yani basitçe bu. Aynı şekilde LGBT'lere de bunu yaptılar. Bu kadar mı ya? Bu kadar mı ya? Konuşma. Şiddetin boyutu arttıkça ve böyle insanların daha korktuğu, daha sokağa çıkmaya çekindiği bir noktaya geldik. Kazandığımız alanları kaybettik. Bizim için en kötüsü buydu. Yani o alanların kazanılması için 2000'lerin başından itibaren çok fazla çalışılmıştı. O alanların kazanılması çok zordu. Bunun için bir sürü fedakarlık yapıldı. Ama buna rağmen de bir şeyler yapılmaya devam ediyor olması bence tamamen Türkiye'deki LGBTİ hareketinin çok güçlü olmasıyla alakalı. Bu harekette bir sürü insan kendi hayatından bir sürü enerji sarf etti. Ve biz aslında onların bize kattığı güçle, onların bize rol model olmasıyla ilerleyen de bir örgütlenmeyiz. Onlar olmasaydı biz bu motivasyonu elde edemeyecektik. Belki biz bugün emek vermesek yarın daha küçük bir Lubunya bu motivasyonu elde edemeyecek. Aslında biraz birbirimizde kar topu misali büyüyen de bir ekibiz. Mücadele etmeye çalıştık. Yine de yürüdük. Ama son anda bize biber gazları, her şeyi başlatmaya başladılar. Biz de koştuk yani. Yapacak bir şey. Her yerde önümüze çıkıyorlar. Ama 19'da şunu gördüm. Aslında değişmeyen ve giderek büyüyen şiddete karşı giderek büyüyen de bir azim var. O içerideki duyguyu zapt edemiyorsunuz zaten. Bu bir hak savaşı olmaktan çıkıyor. Bu sizin özgürlük savaşınız oluyor. Kalabalık olursa gözaltı olacağız. Söylendi, o yüzden şimdi yavaş yavaş dağılıyoruz. 2019 yılı boyunca sansür ve ifade özgürlüğü engellemeleri hangi metotlarla yapılmaya çalışıldı diye bir istatistik çıkarmaya çalıştık. Ve gördük ki %32 oranıyla adli yollarla aslında devlet bu ifade özgürlüğüne ket vurmaya çalışıyor. İkinci olarak da %28 oranıyla etkinlik engellemeleri öne çıkıyor. Happy Pride!
Her günümüz böyle olsun. Yasalar tarafından korunmuyoruz. O yasaya sahip olmak bizim için bir dayanak, bir güç olacaktı. Biz onu kaybettik bu alanın daralmasıyla birlikte. Bizde fikir bitmeyecek. Onların ne kadar baskısı ve şiddeti bitmeyecekse bizde fikir bitmeyecek. Ve aslında onların şiddetini bitireceğiz bir gün. Bunun inancıyla yaşıyoruz. Birbirimize daha fazla sıkı sıkıya sarılmamıza, daha fazla dirençli olmamıza yol açıyor. Ve bu mücadele devam edecek. Yani bu hükümet var diye LGBT bireyleri birdenbire ortadan yok olmayacaklar. Her şey yok olur, LGBT hareketi yok olmaz. Yani bu böyle. Bununla baş etmesi gerekenler LGBT olmayan insanlar. Bu gerçeklikle baş etmek durumundalar. Burada da şimdi dağıldık. Tamam, sen de ben şu anda biz oradan dağıldık diye gay olmaktan vazgeçmedik ki. Vazgeçmeyeceğiz de yani. Bunu umut etmeleri de çok saçma geliyor. Almaları gereken, hak ettikleri hakları eninde sonunda alacaklar elbette. Zaman ileri doğru akıyor. Bunu yavaşlatabilirsiniz ama zamanı durdurmak veya geri çevirmek diye bir kimsenin öyle bir, reisimizin bile öyle bir yeteneği yok. Herkes eşit vatandaşlık haklarından yararlanacak. Bu kadar.